Ev evlilikten çıktı artık. Huzurumuz kalmadı. Tabii sadece bununla kalsa iyi. Evet. Başka ne var? Ne öyle baş başa yemeğe gitmeler? İstanbul gezmeleri falan? Ne olup bittiğini anlamıyor muyum sanıyorsun? Ne oluyormuş? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Hasret'e sadece öğrenci muamelesi yapmıyorsun. Artık daha özel biri oldu senin için. Bir dakika, bir dakika. Sen Hasret'e karşı bir şeyler hissettiğimi mi söylemeye çalışıyorsun? Bravo. Demek olan bitenden çıkardığın sonuç bu. Yine mutsuz olmandan korkuyorum Murat, anlamıyor musun? Daha senin meselesinin... Anne! Lütfen. Lütfen bu konuyu daha fazla konuşmayalım, birbirimizi kırmayalım, tamam mı? Hayır, bilmek istiyorum. Neden bu kadar yakından ilgileniyorsun bu kızla, bilmek istiyorum. Çünkü çok samimi, öğrenmeye istekli. İnanılmaz derecede saf, açık sözlü ve dürüst. Ben böyle birini daha önce tanımadım anne. İşte, söylemek istediğim de bu. Yakınlaşmalar böyle başlıyor. Karşındakinde bu tür özellikler bulmakla. Sen Hasret'i tanımak istemedin anne. Kalbinin içini göremedin. Hep ön yargılı davrandın. Küçümsedin. Gerçekleri asıl göremeyen sensin. Hasret gibilerin bizim dünyamızda yeri yok. Hem de benim kadar taş düşsün kulağımıza. Üstelik bu söylediklerin sadece Hasret'te yok ki. Bunu bir görsen. Benden mi bahsediyorsunuz? Kapı mı dinliyorsun sen? Lütfen bizi rahat bırakır mısın? Bu kadar sert olmana gerek yok. Lüzumundan fazla yumuşak oldum. Yeter artık. Zaten bir bahis konusu olduğunu söyleyerek yeterince ezmişsin. Daha ne istiyorsun? Evet bahsi ona söylemekle en azından senin adına hata ettim. Ama o da bunu sana söylemeyeceğine dair söz vermişti. Öğrencinin güzel özelliklerine bir de ispiyonculuğu ekleyebilirsin. O hiçbir şey söylemedi anne. Seni bana ispiyonlamadı. Kim söyledi o zaman? Kimin söylediğinin artık önemi yok. Artık önemli olan senin Hasret'i bu evde istememen. Evet. Artık onu bu evde istemiyorum. Tamam. Hemen gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz. Sen nereye? Hasret bu evde kalamıyorsa ben de onu kalabileceği bir yere götürürüm. Çalışmalarımızı orada devam ederiz. Nereye gidiyorsunuz? Huzur içinde çalışabileceğimiz bir yere. Biri bana bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söylesin. Gel. Vurmana gerek yok. Hadi hazırlan, hemen gidiyoruz. Nereye? Eğitimini hızlandırmak için sıkı bir kampa gireceğiz. Hemen mi? Hemen. Bu ev çok gürültülü olmaya başladı. İşimiz çok, vaktimiz de azaldı. Tamam, hemen hazırlanıyorum.